Abi başıma gelene bakar mısın? Motor bozuldu ya. Markete girdim, siparişi aldım, motor çalışmıyor. Bak. Marşa basıyorum, motor çalışmıyor. Bir ses geliyor ama motor çalışmıyor. Büyük ihtimalle marş dişlisi gitti. Şimdi arkadaşı bekliyorum. Bugün de pazar. Bakalım ne yapacağız. Bu çevrede bir arkadaşımız var, kurye. Adam, o da motor tamiriyle ilgileniyor. Onun yanına gideceğiz. Bakalım. Büyük ihtimalle marş dişlisi gitti ya. Dişli gitmiş gibi geliyor da. Bir daha basayım şöyle. Yok, çalışmıyor. Aküyü de bitireceğiz uğraşırken. Çalışmıyor, bozuldu. Halat var mı sende? Birazdan çekeceğiz. Şimdi arkadaş, yavaş kalk, yavaş kalk. Motoru bağladık. Çekiyoruz bakalım. Bizim bir tamirci arkadaş var, o da Getir'de çalışıyor. Bugün pazar olduğu için her yer kapalı. Şimdi Getir deposuna çekecek beni. Orada arkadaş bakacak işte, dişli mi bozuk artık, ne bozuksa. Bir şekilde bir hal çare bulduracağız. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şu an motor çekiliyor gördüğünüz gibi. Fırkla çekiyor, helal la sana. Bu da benim hep video attığım BCX işte. Maşallahı var yine. Muhabbete bakar mısın? Adam beni çekerken sipariş bırakmaya geldi. Sipariş bıraksın, çekmeye devam edecek. Bu ne sıkıntı ya. Hep böyle yolda kalıyoruz, bir şey oluyor. Ya bu işin en kötü kısmı bu yolda kalma muhabbeti abi. Şu an benim günüm gitti ya. Bugün zarardayım. Hem para vereceğiz hem para kazanamadım. Serbest! A few moments later. Abartma, abartma. Arkadaşlar şimdi geldik şu dişli. Marş dişlisi mi bu? Aynen, pinyon dişli. Pinyon dişli, sıkıntı bunda. Kendini kitlemiş, çalışmıyor. Hemen bir tane değiştiriyoruz. Halledip çıkacağız. Yani şu küçücük parça yüzünden yolda kaldık. Bir günümüz gitti. Şimdi burası tamam. Bu bitti. Motor çalışır vaziyete geldi. Şöyle göstereyim. Marşına basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Motor çalışıyor. Ok gibi. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir de gelmişken yağını değiştirelim dedik. Bir de yağ değişecek. Sonra çıkacağız. Şimdi yağı boşaltıyoruz. Bakalım yağımız ne durumda? Kilometresi bayağı geçti. Tam sıkmayınca ne oluyor oradan? Terleme falan mı yapıyor? Yolda uçar en fazla. Allah Allah. Onu da fark etmeyiz, motoru kilitleriz. Kilitlersin, takla atarsın sonra. Kilitlenince tekeri de mi kilitliyor lan motor? Tabi. Yağ akacak ya alttan, lastiğe dolanacak direkt. Değil mi? Bir de tabi lastiğin tam önünden akıyor. Sonra beyaz bir ışık. Beyaz ışığı görürüz. Zaten. Kilometre arttıkça sıkıntı ya, spontini. Arkadaşlar şimdi motoru tamirden çıkarttım. Bu marş dişlisi denilen şey, pinyon dişli mi ne oluyormuş? Bu marşı işte basmasını sağlayan şey. O kendini kilitlemiş. Zaten benim motor 25 bin lira falan geldi. İlk defa böyle bir arıza çıkartıyor. Normaldir diyorum. İlk defa yolda kaldım yani. Bu da tam kalmak sayılmaz. Zaten böyle marşa bastığımda çıt çıt yapıyordu. Böyle çat çat vuruyordu. Ben diyordum herhalde doğal, bu da doğal değilmiş işte. Yani ben bozuluyorum demeye çalışıyormuş. Ben çok anlamadığım için üstüne düşmedim. İşte onu yaptırdık. Onu yaptırırken yanında bir de benim yağ kilometresi geçmişti bayağı. Yağı değiştirdim. 500 lira kaçtı. Şimdi bugün güne -500 ile başladık. Bunun yemeği var. 100 lira 600. 100 lira benzinimiz olsa 700. 100 lira da diğer giderlerimiz olsa 800.
Şimdi diyorum ben bir 20 paket atayım. 20 pakete zaten 690-750 civarı bir para yazıyoruz. 20 pakete hani bugünün masrafını çıkartmaya çalışacağım. Şu an bir paket de geldi, güzel oldu bu. Yani artık ne kazansak kârdır. En azından bugün kazanamasak bile eksiye düşmeyelim. Yani 800 lira yapmam lazım bugün kazanç olarak. Yani pazar günü olması biraz kötü oldu. Pazar günü hemen müdahale edemiyoruz. Her yer kapalı, parçacılar kapalı, motorcular kapalı. O biraz bizi yavaşlattı. Motoru çeksin diye arkadaşı bekledik. O geldi, halat bulamadık. Başka birini bekleyip halat aldık. O biraz yavaşlattı. Ya 1,5 saatimiz gitti. Ben işte 1,5 saat sistemi kapatmıştım. Bir yarım saatte geç kaldım. Yeni girebildim. Şu an saat 4.30. Ben 3 paketteyim. 4'ü almaya gidiyorum. Bakalım saat 10'a kadar çalışacağım bugün. İnşallah bir 20 yaparım da zararı çıkartırım. Bu olay da böyle kapandı. Alevli saatlere güzel başlayalım dedik. Bir dörtlü sipariş geldi. Sevindim. Ulan dedim tamam bugün 20'yi yapacağız. Motora verdiğimiz parayı çıkartacağız. Abi 27 dakika bekledim ya markette. Şimdi iki market var. İkisinden geldi sipariş. İsmini vereceğim abi. Biri Biçen Market, biri Happy Center. Biçen Market sipariş geldiğinde ikisi hazırdı. Happy Center'daki ikiliyi tam 27 dakika bekledim. Ne oldu? Bekle bekle. Şimdi dağıtıma gidiyorum. İlkini bıraktım. 3 sipariş var. İkisi sepetimde. Şu su var burada. Bunu ayağımın altına koydum suyu. Sepete koyunca demiri kırıyor. Bakalım yani. Bunları da dağıtacağız. Bu 4'üyle 13 oluyorum. Kalıyor 7 tane. Saat de şu an 7 oldu. Çok da rüzgar var. Ama 20'yi atmadan gidersek bugün ziyan olmuş oluyoruz ya. Çok zararım var. Yani tam 20 paket benim bugünümü düze çıkartıyor. Ne para kazanmış oluyorum ne kaybetmiş oluyorum. Ben motorumun yağ bakımı bedavaya gelmiş oluyor. Buna da şükür diyelim, yapacak bir şey yok. Abi bu ne rüzgar ya. Ne var burada? Burada bir olay var. Biri ışık tutuyor. Hayırdır inşallah. Abi niye ışık tutuyor? Ne olmuş burada? Aa kurşun sıkmışlar lan. Vallahi arabaya mermi atmışlar. Oo arabayı delmişler. Artık Beylikdüzü de Teksas'a döndü. Vallahi Beylikdüzü Teksas'a döndü. 20 atarız dedik bak. Son paket saatim 20.08'de son paketi almışım. Saat kaç? 21.27. Yani 1,5 saattir paketim yok. Boş boş böyle geziniyorum bir ileri bir geri. Durum şu anlık bu. 20'yi yapacağız ama durmak yok. 1,5 saat sonra bir tane sipariş gelmişti. O da iptal oldu. Yine boşa düştük bak. Boş. Yine boşa düştük bak. Hala aynı ya. Değişen hiçbir şey yok. Tamam. Abi yemin ederim bütün aksilikler beni buluyor ya. Allah çarpsın bütün aksilikler beni buluyor ya. 1,5 saat sonra paket geliyor, iptal ediliyor. Şimdi ikili geldi o iptal edildikten sonra. 10 dakika bunları bekledim. Şimdi teslimata gidiyorum. Bu ikisini bırakacağım. 19 olacak, bir tane daha kalacak. Saat 10 ya. Abi harbiden ya bu kadar şey olmaz. 1 saat 20 dakika nasıl sipariş gelmez ve sabit durmuyorum bak, geziyorum. Yani geziyorum, anladın mı? Kendimden ödün veriyorum. Benzinimi boşuna yakıyorum benzinimi. Ben paket atmak için gezmek zorunda değilim ki. Böyle bir saçmalık yok ya. Şimdi gel de işte inan. Sağda solda sosyal medyada diyorlar ya. 50 milyar kazanıyorum, 60 milyar kazanıyorum. Hadi gel kazan bu bölgede. Arkadaşlar her yer bir değil. Çok da rüzgar var ya, of. Her yer aynı değil. Gördüğünüz gibi yani her şey şeffaf. Ben saat 4'te 3 pakettim. Hadi 3'te çıktığımı varsayalım. Saat kaç olmuş? 10. 7 saattir ben aktif olarak çalışıyorum. Mola almadım, bir şey almadım. 7 saatte benim attığım paket 17. Böl abi 3'e şeye 17'yi 7 saate böl. Saatte 3 bile değil ya. Saatte 3 bile değil. Paket başını da 25 liradan hesapla. Saatte 2,5 de
60 lira. Saatlik 60 lira ücret. Yanlış anlama, kuryelik değmez abi, değmez ya, değmiyor. Keşke yani kapatıp evime gitseydim, bugün zararda olsaydım, artık o dereceye geldim. Bu saate kadar boşuna sokaklarda kaldım. Başka bir şey değil. İkiz bina burası mı ya? Evet, ikiz bina burası. Şu motoru şuraya. Bu ne ya? Motor battı. Buraya da bırakacağız inşallah, devrilmez. Bu taşlarda motor devrilir mi? Yok, devrilmez. Şunu bir teslim edeyim. Şimdi az önce gelen ikili siparişi bıraktım. Şu an bir tane daha paketim var. Geldi. Ve 20 oluyor sonunda. Yani Allah'a şükür 20'yi yapabiliyoruz. Çok fazla da rüzgar var. Sesim cızırtılı gelebilir, kusura bakmayın. Şimdi 20. paketi almaya gidiyorum. Bakalım 20. paketimiz nereye? Şimdi 19'uz ya, kesin ikili verir. Bak şimdi alış noktasına geldim, yapacağım, kesin ikili olacak. Bak. Aa, tekli lan. Allah Allah. Neyse, gidip alalım prensesi. Teslimat noktasına da gidiyorum diyelim, hazır zaten. Adres yakın, süper. O ses. Hemen paketimizi alalım. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar abi. Böyle konumumuzu da açalım. Hadi bakalım. Zaten bildiğimiz yer ya. Şuradan 2 dakika geçeriz. Şimdi arkadaşlar, alevli saatlerde, bugün pazar olduğu için 6 saat alevlimiz var. Oğlum çok esiyor ya. 6 saat alevlimiz var. O yüzden alevlide 17 paketi atıyorum. Bununla 17 oluyor. Normal pakette 20 oluyor. Yani 155 lira alevlide bonus alıyorum 17 paket attığım için. 245 lira da normal saatler için, 20 paketim için bonus alıyorum. Toplamda 400 lira bir bonusum oluyor. 2 tane de AVM tekli sipariş bonusum var, 410 lira. 20 pakete de kılçıksız 450 yazsam, 410'da orası 860 lira. Şimdi bugün ben 500 lira motora verdim. 100 lira benzinim dedik, 100 lira yemeğim dedik. 100 lira da diğer ıvır zıvır masraflarım olsa 800 lira bir giderim oldu ya bugün. 860 lira para kazandım. Yani bugün 8 saattir 60 lira için savaştık. Olsun, en azından motora yaptığımız masrafı çıkarttık. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu çok şükür. Benzinimiz de var. Neredeyse yarı depo sayılır. Allah bin bereket versin. Bugün de bu şekilde bitiyor. Videonun da sonuna geldik. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler. Çok fazla rüzgar var, sesim gelmeyebilir. Oğlum yeter, bu ne ya? Uçacağım ya. Videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.